Arkadaşlar merhabalar, herkese Balıkesir'den selamlar. Şimdi arkadaşlar şu ağacımız var. Bu ağacımız arkadaşlar anacı vlaç. Yani doku kültürüyle üretilmiş bir ağacımız bu. Bunun üzerinde Chandler vardı. Ancak Chandler'ın aşısı kurudu. Şimdi bunu arkadaşlar Robert Livermore, yani kırmızı ceviz aşısı yapacağım. Şöyle uygun bir yerden alalım. Şimdi arkadaşlar şu alttan birkaç tane çizik atıyorum. Ağlarsa diye. Sağından solundan. Şimdi bunu arkadaşlar kabuk altı aşısı yapacağız. Kalemlerimiz arkadaşlar bunlar. Şimdi şöyle bakayım. Kalemim üzerine bu şekilde çizik atıyorum arkadaşlar. Bıçağımı çizik attığım yere sokuyorum. Şöyle kaldırıyorum. Sonra kalemimi düzeltiyorum arkadaşlar. Şöyle. İlk kalemimizi açtık, sıra ikinci kalemimize geldi. İkinci kalemimizi de açalım. İkinciyi de açtık arkadaşlar. Şu şekilde açıyoruz kalemimizi. Çok uzun değil, çok da kısa değil. İlk baş şöyle arkadaşlar bir çizik atabilirsiniz. Çiziği aşağı doğru arkadaşlar uzatıyorum ki su akarsa oradan aksın. Bakalım açılacak mı? Eğer açılmazsa ıskarpele ile arkadaşlar altını kazacağım bunun. Şöyle güzelce açıldı. Kalemi buraya yerleştirdim. Diğer kalemimi de karşısına yerleştireceğim arkadaşlar. Bunu da buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Aşı bandım arkadaşlar. Elastik bir aşı bandı. Bağlandı.
Şöyle bağlıyorum. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bunun üzerine su tut veya aş macunu. Benim kullandığım su tut bu arkadaşlar. Gayet güzel. Fırçayla da sürebilirsiniz. Herhangi bir ağaçla da sürebilirsiniz. Bu üzerine arkadaşlar aşı macununu veya su tutu sürmemizin nedeni su kaybı yaşamaması. Kalemlerin şu ortaya da aşı macunu sürebilirsiniz, su tut sürebilirsiniz veyahut topraklı da yapabilirsiniz. Ben topraklı tercih etmiyorum. Yani topraklı yapmıyorum ben. Vılaç anacının özelliği arkadaşlar çok hızlı büyüyor. Erken verime yatıyor. Hastalıklara karşı biraz daha dirençli arkadaşlar. Bu şekilde aşımızı tamamlamış oluyoruz. Bir de arkadaşlar şu kalemlere su bazlı tavan boyası sürüyoruz. Benim şu an elimde olmadığı için sonra onları uygulayacağım arkadaşlar.